objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü yayınımızda Adana Derbisi özel yayını ile karşınızda olacağız. Adana Spor, Adana Demir Spor maçının öncesine özel olarak Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metehan'ım, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Pazar günü... Başlamadan önce hemen bir ekleme yapacağım. Tabii. Ondan sonra maça direkt geçelim. Tamamdır. Şimdi programımızda biliyorsun Adana Demir Spor atkısı, iki Doğru. tane forması var. Taraftarlar şunu söyleyebilir, Adana Spor taraftarı veya başka izleyen takım taraftarları. Bu maç özel maç, derbi maç, neden sadece Adana Demir Spor var diyecekler. Şu anda sadece Adana Demir Spor'dan bize forma geldi, bu bir. İkincisi, Adana Spor'dan da bir taraftar dün bize ulaştı. Hatta iki gün önce gece ulaştı. Dün forma gönderimini yaptı. Sonuç programında Adana Spor forması da gelecek. Yüksek ihtimal o da programda gelir. Gelecek zaten. Aynen. O da programda olacak. Onu söyleyelim bir. İkincisi de bir tek sen formasını Adana Demir Spor taraftarı Faruk Belhan Bey göndermişti. BMC sponsorluğu formayı da Eser Bey gönderdi. Aynen. Adana Demir Spor taraftarı. Ona da buradan selamlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı da onu da kullanmak istedik. Koyduk Aynen özellikle. Öyle. Yani takım taraftarı yanlış bir şey anlamasınlar. Adana Spor'dan biz çok çağrı yaptık. Gelmedi forma. Zaten şu anda birçok takımdan Pazartesi geldi. Pazartesi burada olacak yüksek ihtimal. Pazartesi sonuçta yüksek ihtimal bir aksilik olmazsa zaten Cuma güne kadar bana gelecek. Bize Aynen. gelecek. Ardından zaten programda kullanacağız Adana Spor'u. Yani taraftar yanlış anlamasın. Aynen öyle. Şimdi pazar günü çok kritik bir maç olacak. Şu açıdan da çok kritik bir maç. Hem maçın yeni statta oynanacak olan ilk maç olması Aynen, ve yeni statta oynanacak olan da ilk derbi olması. Aynen. Şimdi zemin ne durumda olacak, o çok önemli. Çünkü ilk defa bu statta resmi bir maç yapılacak. Bazen ben böyle başlamalara çok karşı geliyorum, biliyor musun? Şimdi Adana Demir Spor şampiyonu oynuyor. Hazırlık maçı yapılmadan mı? Yok, hazırlık maçı değil. Direkt sezon böyle devam ederken bir anda hedef olan stat takımlar değişik bir statta oynuyor. Bak geliyorsun mesela bunun sıkıntısını ilk maçta yaşadı. Balıkes maçında. Zor gol attı yani. Tabii ben de seninle o konuda zaten aynı fikirdeyim. Bir de stadın acaba zemini nasıl olacak Aynen. şimdi? Ağır mı? Aynen. Kalk, nasıl yani? Oyuncular nasıl etkilenecek? Bunlar çok önemli. İlk olarak özel programlara bize fix ev sahibi ekiplerden başladığımız için Adana Spor'la başlayalım. Adana Spor şimdi sıkıntılı bir sezon geçiriyor desek yeridir. Şu açıdan Adana Spor'un ligde kalacağını düşünüyoruz ikimiz de. Ya bir sıkıntı yaşamaz Adana Spor. Fakat hani Adana Spor maalesef AŞ kulübü olmasına rağmen bir türlü hedef büyütmüyor. Hep sıradan oyunculara gidiliyor. İşte sıradan isimler kadroya dahil ediliyor ki aslında Adana Spor imkanları olan bir kulüp. Fakat işte ben Adana Spor'un kadrosuna baktığımda Ozegoviç dışında üst düzey bir oyuncu görmüyorum Yok, maalesef. Aynen. Sence var mı? Celil var, iyi. Celil'i Donkor var. Koymuyorum. Yok zaten Celil şu anda şey değil ki. Üst düzey değil. Ki, olacak. Yeni yeni yetişiyor. Olacak ama Donkor değil. Donkor iyi. Karaçiç iyi. İyi. Canberk'i beğeniyorum. Yok, fena değil. Ya idare eder. Alternatif olur da yani sol bekte tam. Hı-hı. Hani baktığında Adana Spor yönetimi maalesef bence küçük düşünüyor. Bu takıma çok daha iyi bir kadro kurulabilir diye düşünüyorum. Ya boşa para harcıyorsun. Hep aynı yerdesin yani. Doğru. Saymıyorsun yerinde. Kesinlikle katılıyorum. Adana Spor o 16-17'de küme düştü ya, ondan sonra playoff'a bile kalamadı. İtalya Serie B kadrosu. Hep ona gülüyorum ben. Ya Brezilya kadar, Serie B. Şey İtalya nereden çıktı aynı hani. Brezilya Serie B oyuncuları. Parana'dan işte Naitiko'lardan, CRV'lerden ya garip garip Seara'da, Figueirense'lerden oyuncular geldi. Aynen. Ardından zaten düştüler. Bir türlü çıkamıyorlar. Playoff'a da kalamadılar o evet, süre için. Evet. Duruyorlar yani. Mesela ikincilikten gelen takımların hepsi Süper Lig'e çıktı o ara. Erzurum geldi çıktı, Karagümrük geldi çıktı, Hatay geldi çıktı. Hani Adana Spor maalesef kaç yıldır olduğu yerde sayıyor. Playoff'a bile oynayamıyor Yağmur'da. Bu sene iyi başlamışlardı ama arada yaşanan o sıkıntılar, korona olayları maalesef takımı olumsuz etkiledi. Ardından bir düşüş periyoduna girdiler. Hoca gitti, Emrah Bayraktar geldi yeni hoca İsmail olarak. İsmail Ryan gitti. Aynen. Futbolculardan. İşte Renan gitti. Renan gitti. Bir de Ronnie Reis gitti. Ronnie ile yollar ayrıldı. Aynen. Adana Spor'un şu ana kadarki sezon haritasını nasıl görüyorsun? Vallahi Adana Spor ligden düşmeyecek. Sıkıntı yaşamaz. Hiçbir şekilde sıkıntı da yaşamaz. Bunu da hep söylüyorum. Belki 5 puanlık fark var diyecek taraftarlar ama sıkıntı yaşamaz bu takım. Playoff'a da zaten kalamaz. Bunu hep söyledik. Eskişehir maçını kazandı takım. Taraftarlar hemen bir havaya girdiler, biz playoff yapar mıyız? Ya Eskişehir'i yenmeyeni dövüyorlar zaten. Bunu da söyleyelim. Ve geçen hafta zaten takımın durumu ortaya çıktı. Keçiören Gücü maçında. Maalesef karşılık veremediler Keçiören Gücü karşısında. Aynen öyle. Şimdi Adana Spor'la Adana Demir Spor derbisi oynanılacak ve Adana Spor her zaman iç sahada, yani iç sahada dediğim ev sahibi olarak gözüktüğü zaman da Adana Demir Spor'a karşı her zaman ekstra bir motiveyle çıkmış oluyor. Tabii ve kalecileri de her zaman
devleşiyor. Ki zaten Adanaspor'un kalecisi iyi, bunu da söyleyelim. Karışık. Ama kaleciler bir devleşiyor. Adana Demirspor taraftarının yakındığı konu bu. Çok iyi oynuyorlar diyorlar hep Adanaspor kalecilerinin. Ve şu anda ligin bir de sana şöyle söyleyeyim. Daha doğrusu lig değil de stadın yeni stat olması, ilk maç olması ve ilk maçın yine derbi olması iki takımı da zaten otomatikman motive edecek. Ve Adanaspor'un bu sezon hedefi yok ama ne diyecek? Bu sezon stadımız açıldı. Oradaki ilk galibiyeti biz alalım diyecek Adana Demirspor karşısında. O yüzden bu anlamda çok fazlasıyla maça asılacaklardır ve motive olacaklardır. Adana Spor maça şu konsantreyle çıkabilir mi? Bu derbiyi alırsak en azından sezonu kurtarıp aynen, taraftara kendimizi affettirebiliriz. Onu dedim ya zaten. En azından diyecekler ki bu sezon biz stad açıldı ve o maçı kazandık diyecekler derbiyi. Yani ya bu taraftar da... ne diyecekler o maçı? Aynı bu şey gibi. Galatasaray'ın çok kötü olduğu 2010-2011 sezonunda. Fener'in 2001 aldığı maç. Açtılar. Ne dedi taraftar? Galatasaray o sezonu 8. tamamladı. 6. 8. tamamladı. 8. Aynen. Taraftar ne dedi? Bari bu maçı alın. Bari bu maçı alın dedi. Abdurrahim Albayrak bile maçtan sonra Vernyas'ın bağırdı şeyde. Röportaj bu yaparken. Bu adamı Bulgarya'ya, aynen, Romanya'ya yollayın. Yani dedi ki bari bu maç istedi taraftar. Aynen. Bu maçı alın dedi, alamadı. İşte Adana Spor'da da şu anda o mantalite olacak. En azından bu maçı alarak bari sezonu bu şekilde tamamlayalım diyecekler. O yüzden asılacaklar. Adana Demirspor'un da şiddetle 3 puan ihtiyacı var. Yani puan kaybı tahammülü yok. Kesinlikle. Adana Demirspor'un zaten 7 tane maçı var dedik Samsun maçına kadar. Samsun'a dahil 7 maç yapıyor. O 7 maçtan 6'sını kazanması lazım dedik. 6'da 6 yapıp Samsun deplasmanına gitmeleri gerekiyor. Murat Sancak göreve devam ediyor. Sayın Murat Sancak başkan. Zaten biz ilk olay çıktığı zaman da görüşümüzü belirttik. Başkan kalacak dedik. Kaldı. Buradan selamlarımızı da iletiyoruz. Hayırlı olmasını tekrardan diliyoruz. Geçen hafta da zaten değinmiştik. İnşallah hayırlısı olur. Başkan Adana'daydı zaten biliyorsun. Aynen. Karar belli olacak demiştik biz biliyorsun Perşembe'ye kadar. Karar bugün belli oldu. Bugün Çarşamba. İnşallah bir daha böyle sıkıntılar olmaz. İnşallah senin de dediğin gibi olmaz. Peki sence Adana Spor neden büyük oynamıyor? Cimrilik diyorum ben. Başka bir neden bulamıyorum ki. Ama ben şunu anlamıyorum. Mesela gereksiz oyunculara para yatıracağına. Hani ne alacağın belli olmadı. Ne alacağının. Bu sene... Ya da TFF 1. Lig'de fırsat senesi dedik. Aynen. Baktığında. Kullan işte. Adana Spor neden bu şeyi kullanmıyor yönetim olarak? Sence hani yönetimin amacı ne? Aklıma şu da geldi. Amacı bence hobi mi acaba sadece? Hobi mi yani? Ya yoksa şimdi şöyle bir şey baba var. Baba oğul hobi mi? Hani biliyorsun oğluna bile büyük bir tepki olmuştu protokol tribünlerde doğru. Falan. Doğru. Adana Spor. Pardon geçen sezon tribünlerde. Geçen sene eğer pandemi olmasaydı küme düşmüştü biliyorsun. Aynen düşecekti. Pandemiden dolayı ligden takım küme düşme olayı olmasa. Ve ona rağmen çok da ders almamış olan bir Adana Spor var olsa, maalesef. Olsa olmasa dedi. Küme düşme olayı olsa. Olsaydı düşecekti ve ona rağmen maalesef ders almayan bir Adana Spor var. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim sana. Seneye 4 tane takım düşüyor Süper Lig'den. Aşağıdan 3 tane çok sağlam takım gelecek. Adana Spor bu kafada olursa seneye ligde kalmaya oynar aynen. Maalesef. Ya bir de şöyle bir durum var. Sen zaten düşmüşsün kümeye. O Brezilya Serie B oyuncuları varken. Oradan zaten bu yönetim ders almıyorsa sence şu anda ders alması... beklenebilir mi? Maalesef beklemiyorum ben. İnşallah işte, Adana Spor yönetimi bu mantaliteyi değiştirir. Ya mantalite değişecek ya da Bayram Akgül bu takımı bırakacak. Daha iyi bir yönetim gelecek. Yani şunu da göz önüne alıyorum. Bayram Akgül evet para var ama yatırım yapmıyor. İyi kadro kurmuyor. Ama Bayram Akgül gitse Adana Spor belki daha kötü olacak. Hani Eskişehir durumuna gelecek. Ama bu da göz önüne alıyoruz. Kötünün daha da kötüsü de var. Ama bari takım başındaysan da katkı vermen gerekiyor. Ya takımı taraftarını bu kadar böyle üzmenin de anlamı yok bence. Çünkü Adana Spor taraftarı bunu hak etmiyor. İddialı kesinlikle olmak istiyorlar. Kesinlikle. Adana Spor'un da çok sağlam bir taraftar kitlesi var. Var tabii ki ya. Türbeler biliyorsun. Aynen. Türbeler grubu Adana Spor'un en iyi taraftar grubu ve hani başarı istiyor bu takım. Yani doğal olarak. Taraftarı. Ama yok maalesef. Ya Adana gibi bir şehrin yıllardır Süper Lig'de takımının olmaması üzücü. Çok üzücü. Adana 2016-17'de Adana Spor geldi bir yıl. Ama kalamadı, kalıcı olamadı çok maalesef. Çok kötü kadro vardı ya. İnşallah Adana şehri bir an önce Süper Lig'i hani kucaklaşır, Süper Lig'de buluşur. Adana, sence Adana Spor'da bu maçta hangi oyuncular ön plana çıkar? Bir reaksiyon bekliyor vallahi, musun Adana Celil, Spor'dan? Vallahi Celil, Donkor ve Ozagovic çok kilit 3 oyuncu. Neden? Bak defansında Donkor, önünde Celil, önünde ileride Ozagovic. Bu 3 oyuncu. Kaleci de tabii önemli olacak Karaçiç. Ama kaleci iyi olduğu için Karaçiç zaten. Karaçiç ilk yarıdaki maçta çok iyi oynamıştı aynen. Adana Demir dersinde. Karaçiç'e çok fazla şey söylemiyorum. Bir de Adana Spor biliyorsun ilk devrede Adana Demir Spor'a çelme taktı. 0-0 maç bitti. Berabere bitti. Evet. Adana Demir Spor için büyük bir kayıp. O puanı arıyor şimdi. 2 puanı tabii. Olsaydı 39 puanı olacaktı. Kesinlikle. O yüzden onlar için de önemli bir maç olacak. Adana Spor için Türbeler grubu demişken şunu da söyleyeyim.
Türbeler grubundan da forma bekliyoruz. Evet bir forma gelecek ama hani bir atkı forma olur. Onlardan bekliyoruz. Bir de Adana Spor'un store'u yok. Evet. Böyle bir sıkıntı var mı? Bize gönderen takım taraftarı da bize şey forması gönderiyor. Bu bir ara bir forma yapıldı. Bir gün için ne? Onu gönderiyor. Yani bir mağaza yok yani. Orijinal forma yok. Ya çok garip bir durum. Adana Spor gibi bir kulübün kurumsallaşma konusunda da ciddi adımlar atması gerekiyor. Kesinlikle atması gerekiyor. Kesinlikle lazım. Adana İnşallah Demir, o adımlar atılır. İnşallah o adımlar atılır. Adana Demirspor'a geçelim. Tamamdır. Şimdi Adana Demirspor malum ikinci yarının ilk haftasında aldığı Bursa mağlubiyetinden dolayı artık puan kaybına tahammülü kalmadı. Çünkü çok iyi giden bir Giresunspor var. Üstüne İstanbulspor, Samsunspor, Tuzlaspor, Altay çok ciddi rakipleri var. Keçiören Gücü de var. Her ne kadar iddiası az da olsa. Ya Keçiören Gücü'nü çok saymıyorum. O sınıfa dahil etmiyorum ama tabii yine de hani çok boş bir takım geçen değil. Geçen sene mesela Karagümrük'ü görmezken playoff'a kaldı. Şampiyon oldu, Süper Lig'e çıktı. Ya tabii Karagümrük'ün kadrosu çok iyiydi ama ya neyse hani oraları. Çok son kıyaslama yapıyorsun. O tabii. Konuştuğumuz ama zaten Keçiören Gücü'ne pek yani ya şey yapmıyor. Şunu yapıyoruz. Yine takım kıyaslamıyoruz. Yine şunu kıyaslıyoruz. Allah korusun işte takımlarda korona durumları olduğu zaman da bir sakatlık durumları olduğu zaman da takımlar bunlardan etkilenebiliyor. Mesela geçen sezon biz Altay mı playoff'a kalacak diyorduk, Karagümrük mü? Yani tabii ikisinden işte, biri. İşte. Çok acayip şeyler olabilir. Bir de Cüneyt Dunupan'ın hala hataları devam ediyor. Ya Burhan Gel alanında hala oynatılmıyor. Dün Cüneyt Hoca ile Gökhan İnler bir basın önüne çıktılar biliyorsun akşam. Beraber fotoğraf falan çektirdiler. Hafiften açıklamaları oldu. Mehmet Akyüz'de bir sıkıntı var. İdmanlara çıkmıyor. Belinde sıkıntı var. Aynen sıkıntı var. Ben yine bu maça Ezeh'le başlayacağını düşünüyorum hocanın zaten. Sen nasıl bir Adana Demirspor bekliyorsun? Neler söylersin? Valla şunu söyleyeceğim. Şimdi sen forvet alıyorsun. Lanzafeme geldi oynatılmadı. Hadi tamam. Oyuncu iyi bir oyuncu diyorduk. Oynatmadın da Rangel'i niye oynatmıyorsun ki? Forvet alıyorsun. Yani ben geldiği zaman da şunu söyledik ikimiz de. Lanzafeme de yaptığını yaparsan zaten bu oyuncudan bir şey alamazsın. Bak şimdi. Rangel geleni kaç maç oldu? İki maç oldu. İki maçta hiçbir şey veremedi. Şimdi taraftar Lanzafemi varken de diyordu ki Lanzafemi iyi oyuncu değil, oynamadı diye. Şimdi Rangel de oynamıyor. Şimdi buna ne diyecek taraftar? Yine kötü diyecek. Ha, kötü mü sence? Yok. Ya adam şans bulamıyor. Rangel'i bir ilk 11'de maça başlayıp 65, 70, 75, 80, 85 dakika bir izlememiz aynen, lazım. Bak, ona göre karar tabii vereceğiz. Tabii de Lanzafemi dün Vicenza Monza maçında Monza oyuna girdi. Gol 87'de golünü attı. Sonradan girdi ama 50'de girdi oyuna bir de. Aha. Bak erken aldı hoca. Aynen. Girecek, ilk 11'de başlayacak zaten. İlerleyen haftada ilk 11'de başlayacak. Adam ilk maçta ilk golünü attı. Dün biz Instagram sayfasında da paylaştık. Sen paylaşmışsın aynen. Ben gördüm onu sonra. Taraftar şey yapıyor. Ahlar vahlar içerisinde. Ya bu golü ben yediler. Şimdi neden yine Lanzafemi diyorum? Çünkü Rangel de o durumda. Oynatmıyorlar. Ben Lanzafemi için artık ahva edilmemesi gerektiğini Hayır. düşünüyorum. Hayır. Onu zaten söylemiyorum. Şu an konu Rangel aynı muameleyi görüyor. Buna da ahva edilecek. Adam kullanılmadı ki bile ahva edilsin yani. Adama şans da verilmedi. Aynen. Artık o iş bitti. Ölmüştü. Olmuşa çare yok. Öyle çare düşünüyorum. Çare yok ama şimdi arkadan yine aynı ikinci Lanzafemi geliyor. Rangel geliyor yani. Cüneyt Dunupan'ı oynatmıyor. Bir de Cüneyt Dunupan'da büyük bir hata var. Taraftarda bize katıldı o konuda. Samet Akaydın. Kesinlikle. Samet'i işte. Ben zaten Adana Demirspor'un yerinde olsaydım eğer Samet'i yedek oturtmak için aldıysa almazdım. Aynen. Bir de şunu söyleyeceğim. Samet'e de yazık. Yunus Akgül'ün forvette oynaması ne oluyor? O da yanlış bir hamle zaten. İşte bak, Yunus ezilir orada. Yanlış bir hamle değil, yanlış. Yunus'un boyu 1.65 mi ne orada ezilir zaten ya ben yani. İşte Cüneyt Dunupan'ı anlayamıyorum. Cüneyt Dunupan'ı da maalesef yanlış dokunuşlar yapıyor yani. Bu konuda sana katılıyorum. Cüneyt Hoca geçen seneki formunda değil ve ben Cüneyt Hoca'nın çok oyuncular üstünde ağırlığında olduğuna inanmıyorum. Ben de inanmıyorum kesinlikle. Burada yönetimin de hatası oldu şundan dolayı. Ya ben bir teknik direktörün sürekli oyuncularla beraber resim çekilmesine de karşıyım basın önünde bilmiyorum. Bana pek gerekli gelmiyor. Aynen. Hocanın... Ya maçı kazanırsın, mutlu olursun, çekersin de idman öncesinde, idman sonrasında senin biraz otoriter olman lazım. Otoriter derken burada resim çekmemek... Astığım kestiğim değil de. Resim çekmek otoriterlik... Şey otoritersizlik olmuyor ama şöyle bir durum var. Sen her hafta bir resim veriyorsun. Ya ben hoca ile oyuncuların arasındaki ilişkinin biraz laçkalaştığı düşüncesindeyim. Benim gördüğüm o. Ben dışarıda. De onu görüyorum zaten. Ben de onu görüyorum. Çünkü şimdi oyuncuyla hoca ne kadar yakın olursa orada biraz onu suistimal etme olayları başlıyor bence. Aynen öyle. Ben öyle düşünüyorum. Ve hani Adana Demirspor'un artık yarım puan kaybına bile tahammülü kalmadı. Hiç kalmadı puan kaybı. Derbilerin de favorisi olmaz bu maç. Çok kritik ve zorlu bir maç. Tamam Adana Spor belki beklediğimiz performansı vermiyor. Hani şöyle Adana Spor'un çok iyi bir kadrosu yok tamam ama hani Adana Spor sezona gayet iyi başlamıştı. O korona olayları olmasaydı daha fazla olacaktı puanı. Bir de devre arasında yönetim hani korona olmasa iyi gitse devre arasında iyi takviyeler gelse biz iddialı olacaklarını söylemiştik biliyorsun. Ama ne oldu Allah'tan hani korona durumu çok fazla böyle uzamadı da yine yarıda kesildi. Çünkü daha çok fazla uzayacağı söylenmişti. Tabii. Ki zaten
Bence şu an Türkiye liglerinde koronayı en çok uzun süre çeken Adana Spor oldu. Adana'yı yaktı. Ozegovic resmen ölümden döndü. Aynen, adam. Çok gitti adam geldi. Şeydi yani, maalesef bayağı resimler falan attı. Hani Adana Spor da bu maçta son kurşununu atmak isteyecek. Çünkü Adana Spor bu maçı alırsa hem Emrah Bayraktar hem de takım ve Bayram Akbil'e olan tepkiler biraz azalır. Azalır. Bir moral olur. Tam tersi olursa da felaket olur. Tabii sıkıntı olur. O yüzden hani iki ucu keskin bıçak bir maç. Bu maçta aynen beraberlik iki takıma da yaramayacak. Yok kesinlikle. Ya şöyle, Adana Spor'a yarar. Neden yarar? Hani şöyle bir iddiası olmadığı için. Hani yaramaz da yani çok fazla ses çıkarmaz, anladın ya, mı? Ama Adana Spor bu maçı alırsa sezonu kurtarır tabii oyuncular. Tabii o zaten onu söyledik. O çok kritik bence. Hani zayıf rakipleri de yenerler bir şekilde ve rahat bir şekilde de ligde kalırlar. Ama Adana Demirspor eğer takılırsa büyük sıkıntı olur. Adana Demirspor'un lüksü yok ki takılmaya. Kesinlikle yok. 7-6 dedik bak. Çok zor maçları başlayacak. Samsun maçı var, deplasmanda içeride Giresun maçı var, Altay deplasmanda maçı var. Tuzla maçı var, içeride Altay var. Haftaya Altay zaten. Yok yanlış, haftaya değil, daha var o maçı. 2-3 hafta var. 2 hafta olması lazım. 2 hafta var. Şimdi tekrardan bir bakayım da. Ya haftaya da ondan sonra. Yok, pardon, Şubat'ın haftaya son haftası. Şubat'ın son haftası o maç. Şubat'a tekrar bakacağım. Şubat'ın son haftası. Haftaya Altay, evet. Haftaya Altay. Adana. Doğru söylemişim. Aa tamam, şöyle. Dediğim haftaya aynen. Evet, Altay maçı var, doğru. 5 gün sonra. Aynen aynen, çok kritik. Cuma günü hatta. Pardon, geçen konuştuk aynen hatta, çok özür diliyorum. Ben biliyorum. Ben Giresun Altay maçıyla karıştırdım aynen, onu. Çok pardon. O maçta Şubat'ın son haftasında. Hı-hı. Bir de Adana Spor ligin ilk yarısında özellikle Adana Demirspor Ümit Özat döneminde direkt rakiplerini hiç yenemedi. Oradan zaten bir sıkıntı çıktı. İstanbulspor'a hem ikili averajları kaybetme riskiyle karşı karşıya olumsuz sonuçlar olursa hem de puan farkını daha kapatamaz. O yüzden Adana Demirspor'un artık 0.25 puan kaybına bile tahammülü yok. Yani aynen, ya kazanacak ya kazanacak. Ya kazanacak. Berabere kalmak kaybetmekle eşdeğer olacak. Aynen öyle. Ondan dolayı büyük sıkıntı ve Cüneyt Hoca'nın da artık böyle fantezi falan aramasına gerek yok. Samet Akaydın gibi işte bu takımda Traore gibi oyuncular direkt ilk 11'de başlamak zorunda. Kesinlikle Traore ile Resul'ün kesinlikle zaten başlaması, Samet'in zaten. Resul zaten başlıyor. Resul zaten başlıyor annen. Yani defans hattının şöyle olması lazım. Stoper hattı için söyleyeceğim. Sağlı sol belli de. Hatta sana şöyle söyleyeyim ben. Ben olsam şöyle oynatırım. Stoperde Tayyip Talha ile Samet Akaydın'ı oynatırım. Solda Resul oynatırım. Sağda bence Süleyman oynamalı. Tarık kontağı kapatmış. Aynen, Tarık zaten kestiler. Erkan gittikten sonra kestiler Tarık hani zaten. Başkan bir açıklama yaptı ya, Erkan bunlardan etkilenmez diye seninle yaptığı Instagram yayınında. Aynen. Ama Erkan kontağı kapatmış durumda. Erkan şey değil, Tarık ve Tarık çok güvenilecek bir oyuncu da ya değil. Ya değil zaten. Biz sadece iyi oyununu söylüyorduk. Güvenemeyeceğimizi zaten hep söylüyorduk yani, ama Süleyman Koç da iyi bir oyuncu. Onun da sakatlığına güvenemiyoruz. Vallahi bence orada aslında en iyi oyuncu Okan Alkan sağ bekti ama Okan da vallahi ben sana kullanmıyor. Vallahi ben sana bir yorum yapmıştım ya devre arası transferde. Hani Nabil Dirar ismi geçmişti. Sağ bekti. Keşke gelse demiştim. Bence Dirar Türkiye'de kalmak istemedi. Çünkü bak Erzurum olabilir istedi Süper Lig'den. Belçika'ya gitti ve kulüp Brugge'ye gitti. Ben de olsam Brugge'ye giderdim. Tabii. Brugge çok iyi ama takım. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Hani ben sana orada yorum yaptım ya Dirar'la ilgili. Gelse bence süper olurdu. Yok demezdik. Çünkü Adana Demirspor'un sağ taraf ihtiyacı canım vardı. Kuvvetli, hızlı Dirar bir oyuncu. Dirar çok güçlü bir oyuncu. Aynen. Keşke gelseydi. İş ben yapardı. Çok istiyordum mesela. Yok ben de sana katılıyorum. Adana Demir'in Dirar'ı almak imkanı olsaydı hani alma şansı, hı-hı, almalıydı da adam Süper Lig'e bile gitmedi. Aynen gitmedi. Bir de kulüp Brugge şu an herkes gider. Brugge çok iyi durumda. Evet, Belçika Ligi'nde 10 puan farkla falan lider. Brugge zaten çok, çok iyi, iyi takım. Maziye sahibi. Avrupa Ligi'nde devam ama ediyor. Aynen. Eski Avrupa'da takım devam ediyorlar. Aynen. Gitmesi çok doğaldı. Peki 11'leri nasıl bekliyorsun? Adana Spor cephesiyle başlayalım. Neler vallahi söylüyorsun? Kalede biliyorsun yine klasik Karaçic. Solda Canberk oynayacak. Aynen. Stoper'de kimi bekliyorsun? Şimdi şöyle Donkor Banko, Hakan'ın bir sıkıntısı vardı. Ya Hakan ya Evren olur. Bence Evren sağ olur. Sağ bekli İsmail'i bekliyorum ben. Orta sahanın göbeğinde Uğurcan Celil. %100 Banko isimler. O ikisi isimler zaten değişmez. Sağda ben ya kimi diyeceğim sağ tarafta. Şimdi derbi olduğu için biraz dokunuş da bekliyorum aslında bu maçta. Sence Ahmet Han'la başlar mı? Ahmet Han Keçiören Gücü maçında da hareketliydi. Skor yapamadı ama. Şimdi ileride. Ozegovic ile yan yana mı diyorsun? Gerisinde de olabilir pardon, diye düşünüyorum. Ozegovic ileride 10 numara gibi Ahmet zaten Han. Zaten Emrah Bayraktar geldiğinden beri kanatsız oynatıyor gibi iki aynen maçtır. Hani ondan diyorum belki kanatları boş bırakacak. Ya bence de Ahmet Han ilk 11'de başlayacak. Ozegovic de önde arkalı oynayacaklar. Önde Ozegovic, arkada Ahmet Han oynayacak ama Ahmet Han'a ne kadar güveneceğiz ki yine. Eren Keleş çok yetersiz kalıyor.
Hani Azegoviç topu veriyor, top geri gelmiyor mesela. Hani Adana Spor'da bazı bölgeler Ergin çok Keleş. Sıkıntılı. Yok, Eren Keleş diyorum. Ha, sen Eren diyorsun. Eren'i yani. Diyorum. Ergin Keleş de geçen maçta son o kadar anda... Keleş var ki bazen karıştırıyoruz. Ergin geçen maçta son anda kadrodan çıkarıldı. Bu maçta olacak yüksek ihtimal. Ama ben kulübede yani. Bekliyorum. Belki hoca 3 forvetle de çıkabilir. Azegoviç, Ergin, şöyle Ahmet olur. Han. Ergin sola çıktı oyuna. Olabilir. Ortada böyle ne bileyim Ahmet Han olur. Ya, bilmiyorum, garip Adana Demirspor'da mesela hücum anlamında sıkıntılı. Ben sana söyleyeyim, forvette üretemiyor. Forvette sıkıntı var. Forvette bir de üretemiyor. Var. Yaşa forvette sıkıntı var. Üretemiyor Adana yani. Demir'e son maçlarda duran toplar kurtardı. Sence Kerim Avcı dönecek mi bu maçta? Kulübede bekliyorum. İlk 11'de risk. Yok, direkt ilk 11'de başlamaz zaten. Ben Ayış Saati'nin 11'de olacağını bekliyorum, onu ben söyleyeyim. Bence inşallah oynamaz. Bu kadroda olacakmış derbide. Kadro olacak da bence inşallah ilk 11'de başlamaz. Bakalım. Ayış Saati bu takım için el freni. Kalede Muhammed'i bekliyorum zaten. Muhammed, Adana Süleyman Demir'de. Koç oynamalı. Sağ bence bekti. Tayyip oynamalı. Samet Akaydın oynamalı, solda Resul oynamalı. Bence Samet gene yedek kalacak. Bence de yedek kalacak. Ben düşüncemi belirtiyorum. Kaan oynayacak solda. Böyle oynamalı diye belirtiyorum. Orta sahada Orta Traore sahada dönüyor. Traore kesinlikle kesilmemeli. Hasan Kılıç 6 etti. Hatta 7 etti. Yok, 6 oldu şimdi. Hayır, 7 etti. Kaleci de 7 etti. Kaleci beraber 7 etti. Yok şöyle, Hasan Kılıç, Traore. Tamam, 4 stop 7. Tamam, 7 etti Gökhan işte. Gökhan İnler kulübeye gidiyor o zaman. Gökhan İnler kulübe diyorum, aynen. Gitmesi lazım zaten. Bence Traore de. Daha iyi bir oyuncu. 7 etti. Sol Demircan 8 etti. Sağda Yunus Akgün 9 etti. Eze yenilerde olur. Eze yenilerde olsa 10 etti. 10 numarada kimi bekliyorsun sonra? Ben Ayış Saati'nin oynamasını bekliyorum. Vallahi Adana ben... Demirspor bu tür maçlar için aldı onu. Valla ben de sana şunu söyleyeyim. Şimdi son maçtaki ilk 11'i bir tekrardan açacağım. Son maçtaki 11'i söyleyeyim ben sana. Kalede Muhammed, sağda Süleyman, stoperde Rasul, Tayyip. Hiç oraya gerek yok. Şimdi sana okuyorum. Kaan. Bir dakika, hiç oraya okuma. Oraya önemli değil. İlerisi için söylüyorum. Biliyorsun sağda Yunus Akgün, ortada Eze, solda Emircan başladı. Şimdi biz ileri... İsmail Yüksek 10 numarada işte, oynadı. İşte İsmail Yüksek oynadı. Şimdi ona geleceğim. O noktaya geleceğim. Şimdi İsmail Yüksek var. Ayış Saati var. Şey de var. Emircan da var. Emircan neden sayıyorum? Şimdi Eze'yi kanada attığımızı farz edelim sol tarafa. Ortaya Emircan'ı atalım. İleriye Rangel atalım. Normalde aslında böyle başlaması ben lazım. Ben Rangel'in oynayacağına inanmıyorum. İşte aslında yine. Oynaması lazım. Ya, yine yanlış yapıyorum. Lazım da inanmıyorum. Ben de inanmıyorum oynayacağına. İsmail Yüksel'in ben ilk 11'de oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Sen nasıl düşünüyorsun? Ben Ayış Saati'nin oynayacağını, İsmail'in de hamle oyuncusu olacağını, sonradan gireceğini bakalım, düşünüyorum. Bakalım, valla ben benim İsmail Ayış Saati transferinin yanlış olduğunu söyledim. Ki zaten takımı Bursaspor maçında yaktı. Ardından da sakatlandı. Maçları boş geçti iki ben maçı. Ben yaktığını düşünmüyorum o maçta. Ben İhale Ayış Saati'ye kalmamalı. O maçı... Sadece Ayış Saati'ye kalmıyor ama gol attıran, yediren oyuncu oydu yani. Fadip Bay ile Mehmet Akyüz yaktı. O da var. 3 tane oyuncu var. Kaçırdığı gollerle. Fadip Bay, Mehmet Akyüz. Orada suç Ayış Saati'de değil. Niye Adana Demirspor orada cümbür cemaat ileriye gitti? Defansta adam kalmadı. Ya orada İhale'yi kıyamaz. Orada... Ava giderken avlandılar. Valla ben yine görüşüm aynı. Onu zaten eğer bu maçta oynarsa performansına göre zaten daha net yorum yaparız. Aynen, hatta onu konuşuruz. Da geç. Sezon sonu geldiği zaman da Ayış Saati Adana Demirspor'a bir şey vermiş mi verememiş mi? Bunun zaten muhasebesini onu her hafta yapacağız. Mehmet Akyüz kadroda olmayacak. Mehmet Akyüz %99.99 kadroda. Sakatlığı var. Olmayacak. Sakatlık durumu var. Ben iki takıma da başarılar diliyorum. Güzel bir maç olacak. Favorin kim? Favorim yok. Dediğin gibi zaten derbilerin favorisi zor olmaz. Maç İlk maçta biliyorsun favoriyi Adana Demirspor gördük. 0-0 bitti. 0-0 bitti. Büyük bir kayıp o maç Adana Demirspor için. Arayacak yani. Şimdi mesela geçen sene gene Şubat ayında ligin ikinci devresinde oynanan bir maç vardı ya, Adana Demir 4-1 yenmişti. Aynen. Ama Adana Spor o kadar kötü durumda değil. Adana Spor çok kötü durumda değil. O zaman çok kötüydü Adana, Adana Spor. Adana Spor belli bölgelerde hata yaptı. Yürüyerek maç aldı o zaman Adana Spor. Adana Spor'un iyi kanat oyuncuları olsaydı Adana Spor bu sene daha iyi işler aynen. yapardı. Defansı kötü değil. Kale iyi. Orta sahanın göbeği de öyle kötü değil. Forvet zaten çok iyi. Ozegovic var. Adana Spor'un kanatları çok kötü. Eren Keleş de falan olmaz. Aynen. Bir de geçen sene 4-1'lik maçta biz Adana Demirspor'u ağır favori evet. gördük ve Adana Demirspor yürüye yürüye kazandı. Aynen. 2-0 bir de Erkan'ın Volkan'ın kaçırdığı iki tane direkten dönen toplar aynen. çok net kaçırdıkları çok rahat Dipa yedi. Bir gol atmıştı o maçta ama evet. bir sürü de gol kaçırmıştı. Aynen. Hatta iki gol de atmış olabilir. Yanlış bir diye hatırlıyorum. Ben ya. İki olabilir. Ama gol attı. Attı doğru. Bir tanesi kafaylıydı hatta. 11 başlamıştı. Aynen. Mehmet Akgüs sonradan girmişti falan filan. Hatta buradan ben o maça tekrardan bakayım. Bak sen, şimdi aynen. O bilgiyi de verelim. O yani maç Şubat ayındaydı ama. Aynen o maçı zaten biz hani Adana Demirspor'un kazanacağını söylemiştik. Çok rahattı yürüyerek. Çünkü Adana Spor o zaman çok kötü durumdaydı. Doğru. Ama bu sezon öyle bir kadro yok zaten. O maç 4-1 bitti. Dediğim gibi ilk kere 2-0 bitmiş. Bitti zaten onu da biliyorum. Gol atanlara buradan tekrar bakacağız. Padipa'nın zaten bir golü garantiydi. Vardı atmıştı. Ya ben de öyle hatırlıyorum. Padipa bir gol, Asuman iki gol atmış. Aynen. Ha, tamamdır. Doğru, Asuman iki gol atmış. Birinin iki gol attığını biliyorum ama Asuman atmış. Bu maçta da bir favorimiz yok.
Volkan gol atmamış bu arada. Volkan yanlış. Gol atmadı zaten. Sen gol attın. Aynen. Sen direkten İki tane dedin. Direkten dönenleri vardı. Doğru. Aynen. İlk yarıda hem de. İki takıma da başarılar diliyoruz. İki takım taraftarlarına da buradan selamlarımızı, Adana'ya selamlarımızı iletiyoruz. Aynen öyle. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. İş. Adana Spor'dan forma gelecek. Yanlış anlamayın tekrardan. Haftaya yayında olacak. Çünkü formalar pazartesi olacak. Birçok takımdan gelmediği için aynen programlarda öyle kullanamıyoruz. BMC formasında zaten Eser Bey için koyduk, gönderdiği için. Tekrardan evet, teşekkürlerimizi teşekkür de sunuyoruz. İzleyen herkesten abonelik ardından beğeni ve yorum bekliyoruz. Son olarak da kanalımıza katıl butonumuz aktif. Adana Spor ve Adana Demirspor taraftarlarından katıl butonumuza destek bekliyoruz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da takip bekliyoruz. Takip etmenizi istiyoruz. İki takıma da başarılar diliyoruz. Herkese de iyi seyirler diliyoruz. Ben de sana teşekkür ediyorum. İnşallah olaysız, kazasız, belasız bir İnşallah. Maç olsun, derbi olsun. Pazartesi de sonucunu konuşacağız. Pazartesi sonucunu İki konuşacağız. İki takım taraftarlarından da videomuza bu derbiye güzel destek bekliyoruz. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.